Evet, çok eğlenceli bir konudayız. Düzgün çembersel hareket. Nasıl yani? Hani böyle motosikletler gidiyor hocam, kaykay yapıyor var ya. Aynen, oradan öyle. Aklıma geliyor benim. Beşiktaş sahilde falan var ya orada. Evet, kesinlikle. Çocuklar, gençler bilir oraları. Neler yapacağız? Şimdi burada kaykay sistemini düşünelim. Bir eğik düzenimiz var. Eğik düzenimiz belli bir yerden sonra kıvrılıyor. Bu kıvrılan noktalardaki tepki kuvvetlerini ve genel olarak cismi etki eden kuvvetleri birazcık inceleyeceğiz. Hı hı. Daha önceden hani evdeki malzemelerle daha hazırladık. Yapıyorlar ya yemek programlarını. Biz daha önce pişirmiştik. Dünden bekletiyoruz. Şimdi buradaki hocam kuvvetleri, daha doğrusu diyelim ki şurada ne eti var. Cismin bir yerden belli bir yüksekliği olduğuna göre potansiyel enerjisi var. Şimdi buraya gereken ne olacak? Hızlanacak. Bunlar serbest bırakılan bir cisim olarak düşünüyoruz. Cisme şurada etki eden kuvvetleri bir ben burada çıkartacağım. Bir şekil üzerinde çok karışık olacağı için ayrı ayrı çıkartacağım. Hem çocuklarla çıkarılışının nasıl olduğunu, hı-hı, görsünler. Şimdi burada M cismini bıraktım. Burada bir potansiyel enerjim var. MGH potansiyel enerjisi. Buraya doğru geldiğimde şurada neye dönüşecek? Kinetik enerji. Kinetik enerji. 1 bölü 2 M ve kare. M'leri götürdüm. Diyelim ki şu K'daki hızının karesi diyelim. Eşittir ne oldu? 2GH oldu. Bunu bu tarafa attım. Şimdi biz daha önce demiştik ki merkezi kuvvet vardı. Bu harekete sebep olan kuvvetti. Merkezi kuvveti dengeleyen hayali bir de kuvvet. Yani merkez kaç kuvvetinden bahsetmiştik. Kırmızıyla çizelim onu da üzerine. Çizelim. Karışmasın. Merkez kaç kuvvetinden olacaktı? Dışarıya doğru olacaktı. M, V, K'nın karesi bölü R ile gösterecektim. Şimdi bir cismin aşağıya doğru nesi var? Ağırlığı var. Denge. Diyoruz ki bu ikisini dengeleyen bir kuvvet daha var. Şimdi bu Rayleigh sisteminde etki olduğuna göre ağırlık, ağırlığa karşı nesi var? Bir tepki kuvveti. O zaman burada da K'nın tepkisi desem. Hı hı. O zaman şöyle diyebilirim. K'nın tepki kuvveti Mg artı M ve K'nın karesi bölü R'dir diyebilirim. Doğru. Şimdi o zaman VK'nın karesi yerine de bunu yazmam gerekecek. Mg, pardon MgH değil. Mg artı M çarpı 2GH bölü R'dir diyeceğim. Bu benim K'daki tepki kuvvetim olacak. Tamam. Şimdi bunun hemen yine biz evde hazırlamıştık. İkincisine geçiyorum. Diyorum ki şuradan M kütleli cismi yine bırakırsam bu sefer buraya geldiğinde nasıl olacak? Şimdi MgH potansiyel enerjisi de başladı. Buraya geldiğinde de bir potansiyeli var. MgR'ye kadar, yerden yüksekliği de R'ye kadar olacak çünkü. Artı 1 bölü 2 M VL'nin karesi, karesi diyeceğim. Şimdi o zaman bakarsam bunu bu tarafa atayım ilk önce. MgH eksi MgR eşittir 1 bölü 2 M VL'nin karesi. Şunları, hı, da götürdüm. 2GH eksi 2GR eşittir VL'nin karesi. Evet. Hemen bir şey soracağım. Aşağı doğru bir MG var aslında ama, aynen, yok kabul ediyoruz. Daha yapmadım. Daha şöyle. Tamam. Şimdi burada merkez kaç kuvvetim ne oldu? Dışarıya doğru oldu. VL'nin karesi bölü R. Şimdi aşağıya doğru bir ağırlık var. Bu ağırlık herhangi bir tepki kuvvetine sebep olmuyor. Çünkü R'in tepkisi kendine gelen kuvvet olur. Hı-hı. Kendine gelen kuvvet merkez kaç kuvveti olduğuna göre bunu destekleyen, pardon, dengeleyen kuvvetim, tepki kuvvetimde ne olacaktır? M VL'nin karesi bölü R olacaktır. Şimdi bunu yerine koyarsam ne oldu? M çarpı 2GH eksi 2GR bölü R oldu. Buradan sadeleştireceğiz R'leri falan. Az öncekiyle aynısı çıktı. Az öncekinde evet. MG'ydi. Burada sadece H yerine H eksi R ortaya, aynen, çıkmış oldu. Aynen, orası çıkmış oldu. Bitmedi hocam. Bir tane daha yapalım onun üzerine. Ne bitmez şeymiş. Yapalım yapalım. Onu hazırlamamışız. Evet hocam. Şimdi en tepedekini de yapalım. Yine şöyle başladık. Bu sefer şu tepedeki tepki kuvvetine bakalım. Şurası yine H yüksekliğim. M kütleli cismim düşüyor. Geliyor buradan. Buraya da yine bakalım. Şimdi burada da ne olacak? Cismin ağırlığı aşağıya doğru Mg. Aynı zamanda tepki kuvveti aşağıya doğru N, N demişim oraya ben. Bir de dışarıya karşı ne olacak? M ve N'nin karesi bölü R olacak. Şimdi o zaman tepki kuvvetimi ilk önce şöyle bir yazayım. Diyeceğim ki merkez kaç kuvvetinden Mg'yi çıkartarak bulacağım bu sefer. Şimdi o zaman ben buradaki hızı bulmam lazım. Hı hı. N'deki hızını bulmam lazım. Burada ne oldu? MgH ile başladım. Bu sefer 2R yukarıya çıktı değil mi? Hı hı. R, R, 2R'ye kadar yukarı çıktı. Mg, 2R artı 1 bölü 2 M, VN'nin karesi. Attım bunu bu tarafa. Önce M'leri götürdüm. GH eksi 2GR çarpı 2 eşittir VN'nin karesi oldu. Yine aynısı, sadece 2R'yi çıkarmış olduk bu sefer. Aynen, o çıkmış oldu. Bunu da yerine koyarsam
Ne oldu? 2GH eksi 4GR bölü R eksi MG olarak tepki kuvvetimi bulmuş olacağım tepede. Bir de artık geometricilere çok iş düşeceği özel bir durumumuz gelecek. Şimdi burada da hocam bir tane de M var, böyle eğik duruyor. Hı hı. Yani arada bir noktada, tam net bir noktada değil. Şimdi şöyle düşünürsem buradan yine ne olacak? Merkezci kuvvete karşı bir VM'nin, şöyle küçük M diyelim. VM'nin karesi bölü R kadar bir merkez kaç kuvvetim var. Bir de burada tepki kuvvetim olacak ama tepki kuvvetimle birlikte şurada ne var? Cismin Mg. Ağırlığı var. Şimdi şuradaki bileşenini bulmamız gerekiyor hocam. Şöyle şurada bir bileşeni var bunun. Ne deniyor dikiz hocam? Dikiz düşümü mü? Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Şurası teta ise Mg ise hipotenüsümüz. Hı-hı. Şurası Mg cos teta olacaktır. Tamam. Burayı x diyerek de çözebilirsiniz. Tamam. Burada bir Mg cos teta var içeriye doğru. Bir de hocam neyimiz var? Tepki kuvvetimiz var. Bu M'nin tepki kuvveti de yine neresi olacak? İçeriye doğru, hı-hı, olacak değil mi? O zaman şöyle diyorum. M'nin tepki kuvveti artı Mg cos teta eşittir M Vm'nin karesi bölü R. Ama burada hızlı bulmak da biraz zor. Neden zor hocam? Şimdi şöyle bakarsak. Şuradaki uzunluğu peki bulsam, uzunluğun izdüşümü R yarıçapının, şuradaki uzunluğu da R çarpı cos teta olmayacak, hı hı, mı hocam? R çarpı cos teta kadar olacak. Bir de R'si var. Yani bunun yerden yüksekliği R artı R cos teta kadar oldu. Şimdi yazıyorum. MGH eşittir MG R artı R cos teta artı 1 bölü 2 M VM'nin karesi oldu. Şimdi buradan ne biçim işlemler çıkıyor. Ne olacak hocam burası? GH eksi GR eksi GR cos teta eşittir. Bir de çarpı 2'miz var. Bu 2'yi de attım. VM'nin karesi oldu. Sonra gelip ne yapacağım? Şurada yerine koyacağım. Tabii ben onları daha önceden yine evde... Burada yerine yazılmışı var. Aynen. Aynı yemek programı gibi oldu. Biz bunları dünden buzdolabında beklettik. Burada bütün formülleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların zaten internet sitesinde PDF'leri bulunuyor. Bu şey ama az önce çıkardığımız formüllerin kendileri zaten. Aynen. Genel olarak şöyle bir, hani çocuklar onları genelde ezberliyorlar ya, ya da ezberlemezse mesela kendileri çıkarmaya çalışırken bir baksın bakalım doğru mu çıkarmış, yanlış, hı-hı, mı çıkarmış. Kendini kontrol etmesi için de bunları kullanacak. Birkaç sefer çıkarmaya çalıştığınızda formülleri zaten kafanıza giriyor artık formüller. Onu şunu ben bir tekrar size geri alayım hocam. Şurada yaptığımız şeyi de bir söyleyelim. Orada boş yer kaldı ya. Orayı da dolduracak. Hayır canım, ne alakası var. Şimdi burada fark ettiyseniz Mg ile şu diğer hızlı olan, yani ne diyoruz, merkez kaç kuvvetimizi toplayarak tepki kuvvetimizi bulduk. Yönde. O zaman buradaki tepki kuvvetim ne oldu? Toplam olduğu için en büyük oldu. Hı-hı. Ama şurada yaparken ne yaptık hocam? Burada da çıkarttık. Tepede olduğu için tepki kuvvetini bulurken merkez kaçtan çıkartarak bulduk. Hı hı. O zaman buradaki tepki kuvvetim minimum, en az yani minimum. Buradaki tepki kuvvetim ise maksimum olmak zorunda. Evet, sorularda çıkıyor çünkü o tepki kuvveti. O yüzden de bilseniz iyi olur. Evet, ray sisteminde hareketin devam edebilmesi için, şimdi yukarıya kadar çıkıyor ya bu. Hı hı. Yukarıya kadar, yukarıda tepki kuvveti bulduk ya. Bazı sorularda tepki kuvveti olmayabiliyor. Yani tepkisi sıfırdır diyor. Hop diye aşağı düşüyor artık. İşte düşmemesi için oraya diyoruz ki en çok hangi hızla gelmeli ki oradan düşmesin. En çok mu, en az mı? En çok hangi hızla gelmesi gerekiyor? Çünkü tepki kuvveti sıfır olursa en çok hızla derse ama sürekli dönmez. Ha pardon. En az, evet. En az hangi hızla gelmesi, hı-hı, lazım. Şimdi bunun için de diyoruz ki merkez kaç kuvvetiyle Mg birbirine eşit olduğu zaman o değeri bulmuş olurum diyorum. Yani bunun da hareketin devam etmesi için olması gereken şey en tepede şöyle değil miydi? Hı-hı. Bir tane tepki kuvvetim var artı Mg var. Dışarıda da merkez kaç kuvvetim var. Merkez kaç kuvvetim Mg'den büyük ya da eşit olmalıdır. Doğru. Eşit olduğu zaman da minimum hız değeri olmuş olacak. Bir de pratik yol var. Şimdi o tepki kuvvetlerini biz hesaplamıştık ya hocam. Hı-hı. Onu düzenlediğimizde şurada hep 2H bölü R artı 1 artı 1 eksi 3 artı 1 eksi 6 şeklinde giderek azalıyor. Yani çocuklar bunu bu şekilde de yapabilirler. Yani 1 burası ne olacak? Eksi 2. Burası ne olacak? Eksi 5. 3 azalacak şekilde de bunu yapabiliyorlar. Yani yaptığınız aslında formülden çıkıyor. Biz onu düzenlemiş halini size vermiş olduk.
Silindir içinde dönen cismin düşmeme şartı. Şimdi iyicene salla. Salla. Hocam bunu da yapıyorlar yine kaykaycılar. Böyle düz duvar içerisinde acuda falan çıkıyorlar. Aynen. Diye adam dakikalarca sürebiliyor. İşte onun yapabilmesi için ne gerekiyormuş ona bakıyoruz. Şimdi diyoruz ki yine bu böyle dönerken ne olacak? Bir merkezcil kuvvet. Karşılayan bir tane merkez kaç kuvvetim olacak? Şimdi merkez kaç kuvvetine duvar ne yapıyordu? Tepki gösteriyordu. Demek ki bu tepkiyle bunlar birbirini dengeleyecekler. Bir de bu duvarın üzerine sürtünme olmalı ki aşağıya doğru olan ağırlığı bastırsın, dengeleyebilsin. Biz Newton'da öğrendik sürtünme kuvveti neydi? K çarpı tepki kuvveti değil miydi? Benim burada tepki kuvvetim merkez kaç kuvvetime eşit. O zaman K çarpı merkez kaç kuvveti olarak ben sürtünmeyi bulacağım. Onu da ne yapacağım? Ağırlığa eşitleyeceğim. Şimdi merkez kaç kuvveti için ya şunu kullanıyorduk ya da bunu kullanıyorduk. İkisi birbirine dönüşmüş hali. Çünkü burada diyoruz ki çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçap vektörüdür. Yerine koyarsam bu da çıkabilir. Şimdi ben diyorum ki tepki kuvveti madem ki buna eşit, ben bunu sürtünme katsayısıyla çarparak K çarpı neyden sürtünme kuvvetini bulurum. Daha sonra ne olması gerekiyor dedik. Buna büyük ya da eşit olması lazım ki sürtünme büyük olursa zaten düşemez. Eşit olduğu anda da dengenin en uç noktasıdır. Yani minimum hız noktasıdır. Ben bunu büyük eşittir olarak bakarsam bunu bu tarafa attım. MGR oldu. M'leri de götürdüm. GR bölü K ne oldu? V kare. Şuradan yapalım. Büyük eşittir. GR bölü K oldu. Şey, V kare. Karesiz oldu tabii ki de. V'ye çevirmek için de ne yaptım? Kare kökünü almış oldum. Minimum hızını da buradan buldum. Konik sarkaç dediğimiz bunlar da sarkaçın ipin ucuna bağlı belirli bir yerde asılı ve dönen cisimlerimizden bahsediyoruz. Yine ne olacak? Dışarıya doğru bir merkez kaç kuvvetim olacak. Aşağıya doğru bir ağırlığım olacak. Bu hız vektörümüz. Hız vektörü onun döndüğünü gösteren bir vektör. Yani burayla ilgili işlemlerimiz yok. Şimdi ben bu açıyı yine geometri bilginize güvenerek şuraya taşıyabiliyorum. Değil mi hocam? Şu kenarı da şöyle taşıyabilir miyim? Yani şu F merkezcili şuranın kenarı gibi düşünebilirim. Yani buraya taşıyabilirim. O zaman tanjant alfa eşittir F merkezcil bölü hız. Mg olacak değil mi? Doğru. Hız değil hocam. Hız dönmeyi sağlıyor. O zaman bunu da biliyoruz ki M V kare bölü R bölü Mg. Şunları sadeleştirebilirim. V kare bölü GR şeklinde bir şey çıktı. O zaman ben buradan V'yi çekmek istersem ne yaptım? GR çarpı tanjant teta, tanjant alfa eşittir V kare. O zaman V hızımda GR tanjant alfa şeklinde olmalıdır bu hareketin devamı için. İşte geldik viraj soruları. Ya 300 milyon tane formül var ama hepsi de birbirinden çıkıyor aslında. Hepsi birbirinden. Ama şimdi hocam çocuklara da bunları göstermeyince çocuklar da diyor ki ben işte viraj olduğunda neyi neyle eşitleyeceğim? İşte aslında hep merkezci kuvveti bir şeylere eşitliyoruz. Sürtünme varsa sürtünmeye eşitliyorum. Aslında çocuk formülü de istiyor. Kolay yöntemi de istiyor. Hatta bazı çocuklar şunu istiyorlar. Direkt sonucu ver. Direkt sonucu bulabileceğimiz bir yöntem olsun. Formülü mormülüyle uğraşmayalım. Fakat fizikte ne yazık ki pek böyle mümkün değil. Ha, ama fiziğe baştan beri çok iyi çalışıyorsunuzdur. Fizik mantığınız çok iyidir. Formülleri kendiniz çıkartıyorsunuzdur zaten. Elbette ki istenilen odur. Fakat genellikle üniversite hazırlık yıllarında çalışmaya başladığımız için pek böyle olmuyor. Vakit de olmuyor onları çıkarmaya. Her seferinde bu formülü çıkartamazsınız. Ama şöyle de oluyor. Bir kere çıkarttıktan sonra zaten her soruda onu kullanacak ya. Kullana kullana zaten öğreniyor. Artık ister istemez ezberliyor. Yani her seferinde bu eşitliği yazması gerekmiyor bir süre sonra. İşte zaten mesela biz ne yapıyoruz? Karga formülü yok, gerek formülü gibi. Aklımızda daha böyle kodlamalarla kullandığımız için o yüzden de onlar birazcık akılda kalacaklar. Şimdi biz bir virajda dönmeye çalışıyoruz. Yatay viraj dediğimiz viraj. Yani normal günlük hayatta kullandığımız virajlar. Şimdi diyor ki aracın virajı emniyette alabilmesi için yani herhangi bir savrulma olmadan dönebilmesi için. Şimdi ne yapacak? Doğal olarak bir yarı çap etrafında dönüyor aslında viraj varsa. Çünkü aslında dairesel bir yol. Merkez kaç kuvvetim var? Merkez kaç kuvvetimi de bir sürtünme kuvveti dengelemeli ki ne yapsın? O virajı alabilsin. Şimdi o zaman ne yapacak? Ya sürtünme kuvvetim büyük olacak, böylece savrulamayacak ya da tam eşit olacak ve denge durumunu sağlayacak. O zaman biz ne diyoruz? Sürtünme kuvvetim, merkezi kuvvetim büyük ya da eşit olabilir. Şimdi bir cisim normal düz bir yoldayken, bu düz bir yol aslında sadece eğimli bir düz yol diyelim. Şimdi biz ne diyorduk? Sürtünme kuvveti K çarpı M çarpı G değil miydi? O zaman K, M, G büyük eşittir M ve kare bölü R dedim. M'leri götüreceğim.
Ondan sonra ne olacak? Ben bu V'yi yalnız bırakmak istiyorsam R'yi de bu tarafa attım. K, G, R büyük eşittir V kare mi oldu? Hı hı. Bu benim genel şartım. Ben burada da yine maksimum hız olarak bakarsam bu tarafa geçtiği için artık maksimum hız oldu. O yüzden ne yapacağım? Eşit olduğu durumu alacağım. Daha sonra da karekök içerisine sokarak hız değerimi de bulabileceğim. Evet, geldik bunun son artık örneğine. Eğimli viraj. Eğimli viraj da hocam şöyle. Mesela bu böyle bir viraj ama bir de mesela yerden de yüksekliği var bu virajın. Yani yükselerek gidiyor. Hani böyle daha tırmanarak şimdi gidiyorlar eğimli ya. Eğimli viraj deyince şöyle bir viraj benim aklıma geliyor. Bu eğim değil de şöyle bir viraj mı diyorsunuz? Evet, öyle bir. Yani mesela şöyle düz yolda viraj değil. Mesela düz bir otobandaki viraj değil de dağ yollarına çıkarken şöyle kıvrıla kıvrıla tamam, dönen. Tamam, şöyle dönen viraj. Yani her daim ya, yol düzleme bir, paralel. Aynen, şey yol böyle değil de şöyle dönerek gidiyor. Yukarıya tamam, doğru yani gidiyor. Yani yol hiçbir zaman şöyle ya da şöyle eğilmiyor. Evet. Tamam. O şekilde gidiyoruz. Şimdi diyoruz ki burada da ne olacak? Merkez kaç kuvvetim yine olacak. Hı hı. Ağırlığım aşağıya doğru. Şurası yanlış olmuş. Şurada eğim açısını şöyle veriyorum yani. Şurada bir cismim var. Merkez kaç kuvvetim dışarıya doğru. Ağırlığım aşağıya doğru. Daha sonra geometrik olarak biz zaten şunu şöyle taşımayı biliyoruz değil mi hocam? Yani hı, bu eğimi aslında biz şöyleymiş gibi düşünüyoruz. Yaklaşık olarak eşit alınıyor falan gibi olayı var ya hocam. Hı hı. O zaman ne oldu? Şurası da teta açısı mı oldu? Alfa mı teta mı? Ay alfa işte ya. Bazen teta diyorum bazen alfa diyorum. Ben onları biliyorsunuz hocam kaç videoda öğrendiniz artık. Onların isimlerini bilmiyorum. Her seferinde rencide ediyorsunuz beni artık. Ama alfa desek iyi olacak şimdi. Ha, alfa ya da teta çok önemli. Hı hı. Bilinmeyen açı. Şimdi burada neyimiz var? Şunu şuraya taşıdım yine ben. Hı hı. O zaman ne diyordum? Tanjant alfa eşittir f merkezcil bölü mg. Aynı formülü kullanıyorum. Hı hı. Buradan yine sadeleştirmelerimi yaptım. M'ler gitti. V kare g, V kare bölü gr tanjant alfa eşit kaldı. Yine buradan ne yapıyoruz? Hız değerimizin alabileceği giriş hızını, viraja giriş hızını bulabiliyoruz arkadaşlar.